Ali Sami Yastal'ın olduğu yer. Residence'lar yükseliyor. Eski beyni Ali. Burayı kim yaptı? AK Parti yaptı. Devam edelim. Burası Coro Florya isimli lüks binaların olduğu yer. Burası neydi? Donat alanındaydı. Kim aldı burayı? Damat. Zaten bir nöbetin başına ne giriyorsa damatlardan geliyor. Şimdi ne oldu burası? Lüks konut. Devam edelim. Devam edelim. Sayın Başkan, yeşili seven arkadaşlar, yassı adayı ne hale getirdi? Dümdüz aday oldu, dümdüz. Devam edelim. Burası neresi? Dünyanın cenneti, Kaz Dağları. Kaz Dağları'na altın maden ruhsatını kim verdi? Yeşili seven AK Parti. Geldiği nokta bu. Devam edelim. İstanbul'un incisi, nefes aldığı noktalar, Kuzey Ormanları. Bunu buraya kim getirdi? Burada milyonlarca ağacı kim kesti? Yeşili seven AK Parti. Burası ne? İstanbul Tema Park. Bunu buraya kim getirdi? Bu hale kim getirdi? AK Parti. Hemen bir örnek. 23 bin metrekarelik kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı deprem toprağı alanı olarak düşünülmüş. Büyükşehir Belediyesi burada uluslararası gençlik merkezi inşa etmek istedi. 23 Haziran seçiminden 3 gün önce Büyükşehir Belediyesi'nin elinden burayı kim aldı? Spor Bakanlığı, yani AK Parti. Yine küçük de olsa bir örnek. Kartal Soğanlık'ta bir park alanı imar açılması. Sayın Başkan, geçmiş dönemlerde biz burada bunları çok yaşadık. Yüzlerce dava dosyamız var. Yeşil alanlar, park alanları, donat alanları. Onlarca daha böyle fotoğraf getirebilirim buraya. Bu imar planlarının altında kimin imzası var? Yeşili seven AK Parti'nin. Ben onları pek öyle yeşili falan sevdiğini düşünmüyorum. İşlerine geldiği zaman severler, işlerine gelmezse sevmezler. İktidarda Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti olsaydı sorun yoktu. AK Partili ilçe belediyesi gelse getirse sorun yok. Hatta AK Partili ilçe belediyesi akaryakıt istasyonunu çevirmek istediği yerin altında bulunan fay hattını kaldırın dese onda da sorun yok, onu da kaldırıyorsunuz. CHP'li bir belediyeden ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen en ufak bir önerimler reddediyorsunuz. Sonra da diyorsunuz biz engelleme yapmıyoruz. Hadi oradan canım, kimse inanmadı artık buna. Teşekkürler. Evet, peki komisyon başkanımız söz istedi. Buyurun. Başkanım, Tarık Bey, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani bizim kendimizi idare yerine koyup plan yapmamız, yani böyle bir şey söz konusu değil. Zaten plan yapma yetkisi mecliste. İdare plan yapamaz. Planı meclis yapar. Bunu öğrenmeleri lazım. Bunu bir türlü kabullenemediler. Ama kanun böyle, yapacak bir şey yok. Biz sadece komisyon olarak raporumuzu meclise sunuyoruz. Meclis karar veriyor, plan onaylanır. Başkan beğenmezse böyle geri gönderiyor. Tekrar ısrar kararıyla onaylanıyor ve karar kesinleşiyor. Yani biz idarenin yerine kendimizi koyup, çünkü idarenin yerine koysak yapamayız. Biz meclis yerine koyduğumuz için plan yapıyoruz. Biz meclisiz. Bunu bir alsın. Diğer konulara gelince, şimdi biz Büyükçekmece'yi konuşuyoruz. Meseleyi getirdiği noktalar buralar olacağını bilseydik onlara da hazırlıklarımızı yapardık. Hepsine verecek cevabımız var. Taş ocağı kapatılmış, tema park yapılmış, bunu gündeme geldi. Ne olacaktı, öyle mi kalsaydı? Ağaç da dikiyoruz. Merak etme, İstanbul tarihinde, Türkiye tarihinde İstanbul'da dikilen ağaçları hesap edin, Cumhuriyet tarihinden daha fazla. Bunu... Şimdi buranın planıyla ilgili Hasan Başkan bahsediyor. Burada önümde planlar var. Ben bunlardan emin olmadığım için üzerlerinde jiletle kazılmış planlar var. Bunlar 1960 tarihli. Burası turizm rekreasyon alanı. Ve burada emsal olayı kazınmış. Peki madem burası sonsuz emsaldi, Hasan Başkan da 1.75 emsalle yapmak istiyordu. O zaman gidip yapsaydı binasını, niye Büyükşehir'e gelip plan emsal 3 istedi? Emsal 3 yapılmasının nasıl olduğunu ben burada tekrar anlatayım.
Büyükşehir Belediye Meclisi 2007 yılında ilk kararında kamusal alanlarda emsal 3 tür kararı alıyor. Ertesi gün nasıl oluyorsa komisyon başkanı söz alıp kamuya ait alanlar olarak düzeltilmesini talep ediyorum diyor. Burası bu şekilde imara açılıyor. Emsal 3 olarak. Bunun da bilinmesini istiyorum. Dolayısıyla ben Büyükçekmece halkının gerek Ekrem İmamoğlu gerekse Sayın Ekrem İmamoğlu ve Hasan Akün başkanımızın buranın rezidans ve otel olmasını istediğini, AK Parti'nin de burayı park yaptığını bilmesini arz ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaş, Sayın Başkanım, bence kifayeti müzakere ama yani kamuoyuna verilmesi gereken mesajlar verildi diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey mi var? Çok kısa, rica ediyorum lütfen. Çok kısa. Hasan Bey'e söz verelim Sayın Başkan'a. Sözler biraz uzadı, kusura bakmayın arkadaşlar. Ama komisyon başkanı arkadaşımıza bir şeyler söylemek istiyorum ama söylemeyeceğim. Sayın Başkan, Sayın Komisyon Başkanı arkadaşım. Kazıldı diye bir laf ettiniz orada. Lütfen bunu düzeltin. Kazıdılar diye bir laf ettiniz. Biz bundan anlamayız. Onu size iyi anlarsınız. Neyi kazımışlar? Evet, peki. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bu haliyle kifayeti müzakere. Yok, hayır. Başka söz vermeyeceğim arkadaşlar. 150 Çekmeköy'le ne ilgisi var konunun arkadaşlar? Hayır. Büyükçekmece'yi konuştuk. Herkes yeteri kadar konuştu. Lütfen yerinize oturur musunuz? Lütfen. Hayır, lütfen yerinize oturun. Başka konulara girmeyeceğiz. Arkadaşlar, bu konuyla ilgili yeteri kadar konuşuldu. 150 nolu raporu. Peki hadi düzeltin. Çok kısa düzeltin. Teşekkür ederim. Başkanım, Çekmeköy'le ilgili bilgi yanlış verildi. Bu yanlış bilgi hem halkımıza yanlış bilgi verildi hem de meclisimize. Şimdi Çekmeköy'deki arazi benzin istasyonu olacak, akaryakıt olacak benzin istasyonu yeri Mimar Sinan'da. Tahsis edilen yer Merkez Mahallesi'nde ve orayı da SGK'ya verdiler, sattılar. Yani orası park değil. Lütfen bu konuda Çekmeköy Belediyesi'ndeki arkadaşlarımız bilgiyi yanlış aktarıyorlar. Biz diyoruz ki çocukların parkını lütfen çocukların parkını iade edin. Bu kadar. Tamam. Dün bunlar konuşuldu zannediyorum arkadaşlar.